Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman kendisini halkın oylarıyla yenemedikleri için acaba idari kararlarla biz Vefa Salman'ı nasıl buradan uzaklaştırabiliriz ve kendi partilimizi nasıl Yalova'ya belediye başkanı seçeriz? Bunu arayışına girdiler. Bir yolsuzluk saptanıyor. Doğrudur, bir yolsuzluk var. Yolsuzluğu saptayan idare mi? Hayır. İçişleri Bakanlığı mı? Hayır. Sayıştay mı? Hayır. Saptayan yolsuzluğu oradaki düz namuslu bir memur. Olayı görüyor. Tespit ediyor. Belediye başkanına haber veriyor. Belediye başkanı inceleyin diyor. Doğru mu yanlış mıdır diye. İnceleniyor. Arkasından da belediye başkanı bu yolsuzluğun araştırılması için Cumhuriyet Savcılığına, emniyete suç duyurusunda bulunuyor. Gelin araştırın diyor. Boyutları nedir, ne değildir bakın diyor. İlgilileri yakalayın diyor. İlgililer hakkında dava açın diyor. Yani kendisi suçluyor. Ama sonunda belediye başkanı açığa alınıyor. Belediye meclisinde oylama yapılıyor ve bir AK Partili Yalova'ya belediye başkanlığına vekalet etmek üzere seçiliyor. Buradan bütün Yalovalı kardeşlerime seslenmek isterim. Hangi partiden olursa olsun, halkın oyuyla seçilen belediye başkanının bizim başımızın üstünde yeri vardır. Milletin iradesi ortaya çıkmışsa o iradenin gereğinin yapılması lazım. Şimdi o iradenin gereği yapılmıyor. Demokrasiye darbe vuruluyor. Yalova halkının oylarına darbe vuruluyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Vefa Salman eğer bir yolsuzluk yapmış ve bu ortaya çıkmışsa hiç kimse merak etmesin. Önce o konuda işleri yapacak olan parti zaten biziz. Biz hiçbir belediye başkanımızın yolsuzluk yapmayacağına inanıyoruz. Araştırıyoruz. Bizim denetimlerimiz de var belediyelerde. Bakıyoruz belediyelere. Çalışıyorlar belediye başkanlarımız. Emek harcıyorlar belediye başkanlarımız. Dolayısıyla yolsuzluğu şikayet edip görevden alınan bir belediye başkanı olarak Sayın Vefa Salman tarihe geçecektir. Ve tarih de bu acı olayı hiçbir zaman unutmayacaktır.